Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok efsane bir videoyla da karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte biliyorsunuz arkadaşlar dün Brawl Talk'umuzu izledik. Pardon. İnanılmaz güzel bir Brawl Talk'tu arkadaşlar. Biliyorsunuz ustalık sistemi geldi. Onun dışında ustalık sisteminden kazanacağımız unvanları gördük, öğrendik. Onun dışında iki yeni karakterimizi öğrendik. RT ve Willow. Onun dışında arkadaşlar yine çok daha fazla bir sürü skin geldi. Yani gelecek oyunumuzda yeni güncellemede çok güzel yeni kostümler gelecek. Bunları da gördük. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Talk'umuzda %99 fark etmediğiniz detaylarla karşınızdayım arkadaşlar. %99 fark etmediğiniz detayları göstereceğim size. Bazılarını fark etmiş olabilirsiniz ama çoğunu fark etmediğinize eminim. O zaman haydi bakalım. Şuna alt yazı zaten açıkmış. Tamam. O zaman başlayabiliriz. Şöyle facecam'imizi küçültelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biliyorum videolarda ses kayması oluyor. Bu yerin biraz az olmasından dolayı cihazımda ve bir de kayıt programından kaynaklı kayıt programını değiştirmeyi düşünüyorum. Kusura bakmayın ses kaymalarından dolayı. O zaman haydi bakalım başlayalım. Şöyle sesini kısalım iyice. Benim sesim duyulsun. Evet. Burada arkadaşlar Brawl Talk'umuz film gibi bir animasyonla başladı yine gördüğünüz gibi. Paula burada konuşuyordu kendi kendine. Vakayı aldığım gece bardaktan boşanırcasına yağmurluydu diyor. Gözlerime inanamamıştım diyor. Sonrasında Danny geliyor odaya arkadaşlar. Herkesin sürekli savaştığı bir Luna Park diyor Paula. Herkesin sürekli savaştığı bir Luna Park benim aklıma direkt Star Park'ı getirdi arkadaşlar. Star Park ve VKBRL ile ilgili çok aşırı detay gördük bu Brawl Talk'ta arkadaşlar. Yani Star Park ve VKBRL geri dönebilir arkadaşlar. Star Park'ın geri dönmesine yani yeni bir Star Park videosu falan izlememize %60'lık oran veriyorum. Bence izleyeceğiz arkadaşlar yeni bir Star Park videosu. VKBRL'lerin geri dönmesine de bir %40'lık oran veriyorum. O daha az ihtimal ama bu Brawl Talk'ta çok böyle sinyal kulesi falan gördük. Gördük konuşamadım. Konuşamıyorum. Evet arkadaşlar o yüzden VKBRL'e de geri dönebilir. Bunu da bir kenara yazalım. Sonrasında arkadaşlar Danny burada şapkasını fırlatıyordu ve gördüğünüz gibi abi bakın açsın iyice Danny. Ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bunu çok kişi fark etmemiş arkadaşlar. Burada Danny'nin açtığı böyle kitapçık gibi bir şeydi arkadaşlar. Buradaki fotoğraf hatırladınız mı? Kulüp Ligi'nin geldiği Brawl Talk'ta arkadaşlar aynı böyle film gibi bir şeyle başlamıştım Brawl Talk. Danny ve Paula iki dedektif işte Frank şey diyordu. Biri kulüp güncellemesini çalmaya çalışıyor. Onu bulun hemen falan diyordu. Sonrasında arkadaşlar Ryan'ı bulmaya gidiyordu ve Ryan yerde böyle yatıyordu ölü gibi. Ama Brawl Talk'un sonunda gözünü açıyordu. Yani ölmediğini gösteriyordu. Ve bu da arkadaşlar Ryan'ın yerde yattığı fotoğraf. Onun dışında yine Paula'nın fotoğrafı var sanırım şurada. Yazlık cücesi kostümü giymiş Paula. İlk Brawl Talk'uydu Paula'nın o da sanırım. Sonra burada yine Brawl Stars kartı falan var ama önemli olan burada bu fotoğraftı. Yani bu film biraz da bu fotoğrafın şey bu film buradaki fotoğrafta gördüğümüz Kulüp Ligi güncellemesindeki film gibi olan şeyin devamıydı arkadaşlar. Bu animasyon gibi olan. Ve arkadaşlar burada arkadaşlar Danny Portekizce bir şey söylüyor. Bunu Türkçe çevirmiyor alt yazı. Çünkü Portekizce arkadaşlar yazıyor ve bunun anlamını sizler için araştırdım arkadaşlar. Paula bunu görmelisin. Neydi sonrası? Paula bunu görmelisin. Çok önemli. Ha. Arkadaşlar bunun Türkçesi böyle. Yani arkadaşlar Paula'ya bunu göstermeye çalışıyor Danny. Yani bu bir önceki o Kulüp Ligi Brawl Talk'undaki dizi gibi olan şeyin devamı bu da arkadaşlar. Sonrasında devam ediyoruz. Sonrasında arkadaşlar burada yeni karakterimiz RT'nin animasyonunda arkadaşlar burada Leon ve Nita'yı görüyoruz. Lou, Jesse, Boy'u görüyoruz ve arkadaşlar burada dediğim gibi hem Star Park hem VKBRL detayı alıyoruz burada. Gördüğünüz gibi şuradaki kırmızı inceden bahsediyorum. Bakın şimdi megafon gibi olanlardan bahsetmiyorum. Kırmızı uzun ince siren gibi olan şey arkadaşlar. Onunla zaten biz VKBRL'nin mesajını almıştık oyunumuzun içinden. Öyle VKBRL'yi bulmuştuk zaten. Yine VKBRL'ye detay var burada arkadaşlar. Ve üstünde de zaten Star Park yazıyor gördüğünüz gibi. Zaten VKBRL Star Park'ta üretilen bir radyo istasyonu arkadaşlar. Dünyanın en büyük gizemi Star Park ve VKBRL'e inşallah geri dönerler. Burada da VKBRL'ye detayı buydu. Sonrasında arkadaşlar yine büyük bir detay. El Primo burada maskesini çıkarıyor arkadaşlar ve RT onun maskesi halini çekiyor ama tabii sansürlüyorlar arkadaşlar maskesi hali El Primo'nun şu anda gözükmesin diye. İlerleyen zamanlarda El Primo'nun da maskesi halini bir gizemli fotoğraflarda falan veya oyunumuzun içinde gizemli bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sanki siyah saçlı gibi El Primo arkadaşlar ve biraz şurası da fazla sansür etmiş. Acaba arkadan saçını bağlıyor mu ne bileyim. Biraz öyleye benziyor arkadaşlar. Siyah saçlı gibi duruyor El Primo. Bakalım çok ilginç bu da arkadaşlar. El Primo'nun maskesi çıkardığını anı çekiyor RT. Yeni karakterimiz RT. Yeni karakterimiz RT de burada arkadaşlar. Sonrasında yine atlatalım. Burada yine bir sinyal kulesi gördük. Yine bir VKBRL'ye işaret olabilir. Burada arkadaşlar RT'nin izlediği yer
yeri belki de görüyoruz. Burada arkadaşlar yine dediğim gibi Star Park'ın içindeki VKB'leri belki de RT arkadaşlar VKB'leri kontrol eden kişi miydi? O da olabilir. Çünkü biliyorsunuz insanları izliyor böyle kameradan. Bu VKB'lere de benziyor bu yer açıkçası. VKB'lere bildiğiniz gibi bir radyo istasyonuydu. Sonrasında burayı da atlatalım. Bu yeni karakterimiz RT'yi de burada görebiliyoruz arkadaşlar. Böyle kalp gönderiyor sonrasında. Ve Brawl Talk'umuz burada başlıyor arkadaşlar. Yeni sezonumuzun adı Merkezde Gizem Arkadaşlar ve en yeni kromatik savaşçımız RT. RT'nin çok ilginç bir mekaniği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi RT bu şekilde. Kendisi bir gözetleme robotu ve merkezdeki gizemleri çözmenize yardım ediyor demişlerdi. Star Park'ta olan biten her şeyi takip ediyor RT ve hiçbir şeyi kaçırmıyor. Star Park'ın tüm gizli kameralarına erişimi var RT'nin arkadaşlar. Bu yüzden Star Park'a geldiğinizde gülümsemeyi unutmayın diyor Deni. Muhtemelen kamera çekiliyor olacaktır. RT tüm savaşçılar hakkında bilgi sahibidir. Savaşçılar hakkında sırları öğrenmek istiyorsanız RT'ye sorabilirsiniz. Yani arkadaşlar tüm savaşçıların gizli şeylerini falan biliyor RT. Öncelikle arkadaşlar RT bir ateş ettiğinde bir atıyorum Rosa'ya ateş etti şu an. Rosa'yı nişanladı arkadaşlar. Sonrasında o işaretlediği rakip daha ekstra hasar alıyor arkadaşlar. Yani işaretlediği rakipler normal verdiği hasardan daha fazla hasar alıyor. Gördüğünüz gibi burada 1500 vurduğunu gördük RT'nin. Bakın 1500 vuruyor. Sonra da işaretlenen düşmana 1600 vuruyor. Yani 150 daha fazla vuruyor arkadaşlar. 1500 max seviyede vuruyor. Ve canı gördüğümüz gibi 7200 arkadaşlar maksimum seviyede. Tank bir karakter, canı çok fazla arkadaşlar. Bu arada aynı anda birden fazla rakibi de işaretleyebiliyor RT. Arkadaşlar ultisi çok ilginç bir mekanik. İkiye bölünüyor. Gövdesini biz kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bacakları orada kalıyor bıraktığımız yerde. Sonrasında arkadaşlar bakın. Bölünen RT'nin saldırısı kendi etrafında bir daire şeklinde gelişler. Burada vuruşunu kimse fark etmemiş arkadaşlar. Burada Jackie gibi yuvarlak bir alana böyle vuruyor arkadaşlar mavi bir şekilde RT'yi. Ve arkadaşlar o ara diyelim bacakların orada da başka bir düşman var. Orada bacaklarını yok etmeye çalışıyor diyelim RT'nin. O ara diyelim RT'nin siz vücuduyla vurdunuz, bacakları da orada vuruyor. Yani boşa vuruyor belki ama yine de ateş ediyor. Yani bir düşman eğer buraya bacaklarını bırakıyor demiştik. O bacakların oraya yaklaşırsa RT'yi ateş ederse o arada bacakları da hasar veriyor arkadaşlar. Gövdesi her saldırdığında bacakları da hasar veriyor. Zaten ben bunu şimdi söyledim size. Ve arkadaşlar bu Robles'in 70. kademesinde gelecek kostümü Kızıl RT'yi arkadaşlar. Çok güzel, böyle çok korkunç gören efsane bir kostüm. Bence gelmiş geçmiş en iyi Robles kostümü olabilir. Kızıl RT inanılmaz bir kostüm. İlk yeni karakterimiz RT'yi arkadaşlar. Robles de alacağız bu arada bu karakteri. Robles'in 30. kademesi de alacağız. 17. sezon Robles'imizi 30. kademesi de alacağız RT'yi. Sonrasında arkadaşlar 29 elmaslık bir kostümü daha gelecek. Devriye memuru RT'yi diye. Devriye memuru RT kostümünü de bekliyoruz. Çok güzel beyaz oluyor burada da RT'nin rengi. Ve savaş lisansı kostümleri geliyor arkadaşlar. Burada kimse güç devi kostüm hangisi anlamamış arkadaşlar. Güç devi kostüm buradaki Piper kostümü. Savaş lisansı kostümleri bu kostümler arkadaşlar. Ve buradaki Bull kostümü de Ellie Cat Bull kostümü de arkadaşlar. Supercell partnerleri tarafından bedava bir şekilde çekilişle veriliyor. Siz de o çekilişlere katılabilirsiniz. Ben şu an henüz partner değilim. İnşallah ileride olurum, hayalim ama şu an değilim. Ben de partnerlerden çekilişe katılacağım. Siz de partner YouTuber'larda işte Onur Bilgi, Onur abi gibi oynamak lazım, Ömer abi gibi, Florian Yunus abi gibi o tarz partner YouTuber'lardan bu çekilişe katılabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir detay da vereyim. Biliyorsunuz bu Brawl Talk'umuzun fotoğrafında Danny böyle bir dedektif olmuştu. Paula da böyle arkadaşlar bakıyorlardı. Paula'nın da kedi kulakları var diyorduk. Kedi kız kostümü mü giymiş? Yani arkadaşlar görmüş olduk ki burada Gray'in kostümünü Danny canlandırmış. Piper'ın kostümünü de Paula canlandırmış arkadaşlar. Brawl Talk'umuzun kapak fotoğrafında onu anlamış olduk. Savaş lisans kostümleri bunlar. Dediğim gibi Piper'ın kostümü güç ligi kostümü arkadaşlar. Kötü karakterler El Mayordomo Primo. El Mayordomo asıl suçlu hep o çalışandır diyor arkadaşlar. Brawl ilk kademesinde bu arada. Bunu da çoğu kişi anlamamış. Bu El Primo'nun kostümü Brawl ilk kademesinde alacağımız kostüm. Başı boş bul arkadaşlar bu da. Yine etrafta bir kedi dolanıyor. Çok güzel bir kostüm bence yine. Gizemli bir operasyon elebaşı olabilirim diyor. Bunlar kötü kostümler arkadaşlar. Şimdi iyi kostümlerde Kelebek Piper. Çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Bakın. Burada ateşli atışları falan çok efsane. Ultisini kullandığında da efsane. Böyle pervane dönüyor ultisini kullandığında kafasının etrafında. Ve Dedektif Grey'di arkadaşlar. İki renk seçeneği var Dedektif Grey'in bu arada. Bunu da çok kişi fark etmemiş. Dedektif Grey'in iki renk seçeneği var arkadaşlar. Biri böyle gri, biri böyle kırmızılı falan. Dedektif Grey de çok güzel bir kostüm. Ve başka kostümlerimiz de var arkadaşlar. Ayakashi klanı Japon kostümleri bunlar da arkadaşlar. Lola'ya, Dynamike'a ve Otis'e geliyor. Özellikle Otis'in atış efektlerini gözden kaçıranlar olabilir. Çok güzel atış efekti var Otis kostümünün. Lola'nın atış efektleri bu şekilde arkadaşlar. Kitsune Lola. Atış efektlerini gördünüz değil mi? Bakın lacivert şekilde atıyor. Efsane bir kostüm. Oni Otis. Bakın arkadaşlar.
Otis'in atışları da bakın. Şurada bakın. Böyle bulut gibi lacivert lacivert gidiyor. Çok güzel. O ne Otis kostümü arkadaşlar. Çok güzel. Ve bir de Tengu Mike kostüm var arkadaşlar. Bunda atış efektlerini görüyoruz. Bakın yine lacivert lacivert. Temasız da iki tane kostüm var arkadaşlar. Paskalya'ya özel kostüm Chan Nani. Tam bir şirinlik abidesi gerçekten. Ve uçan halı karlı arkadaşlar. Fener Sendi gibi bu da. Uzak Doğu için yapılmış bir kostüm. Sultan Kal yani. Uçan halı kal. Ve pop yıldızı Janet kostümü de geliyor arkadaşlar. Hatta 3 tane kostümümüz var tema dışında. Pop yıldızı Janet kal. 4 tane var pardon. arkadaşlar pop yıldızı Janet, uçan halı kal. Chan Nani ve arkadaşlar Hayalet Şövalye Frank Super Saiyan Meg kostümüydü biliyorsunuz. Aylar önce kazanmıştı Super Saiyan Meg oylamasını. Ve Super Saiyan Meg kostümü Hayalet Şövalye Frank de geliyor arkadaşlar. Onda aşağı atış efektlerini görüyorsunuz. İnanılmaz bir kostüm. Ve Jesse'nin tanınki Jesse ve yazlıklı Jesse kostümlerine remodel geliyor. Biliyorsunuz Jesse remodel olmuştu. İki tane kostümü de remodel oluyor. Bunu da gözden kaçıranlar vardır. Ve Penny'nin de tavşan Penny ve siyah tavşan Penny kostümleri remodel oluyor. Bakın Penny'nin taredi daha farklı bir şekilde koyuluyor yere fark ettiyseniz. Ve arkadaşlar şunu anlatayım size en detaylı şekilde. Arkadaşlar artık gördüğünüz gibi hesaplaşmaya girdiğimizde böyle bir ekran karşılayacak bizi. Yani hesaplaşmaya oyna dedik girdik bu ekran karşılayacak bizi işte. Mesela en baştaki biziz arkadaşlar. Diğerlerine de arkadaşlar üstüne tıkladığımızda onların profilini görebileceğiz. İşte hangi profil simgesini kullanıyor. İşte kaç kupa. İşte hangi unvanı var. Ustalıkta hangi seviyede. İşte atıyorum. Bunların hepsini görebileceğiz arkadaşlar. Ondan sonra kaç karakteri var falan. Bu ekranda istediğimiz rakibin üstüne tıklayarak görebileceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş bu da. Yani artık rakiplerim maç başlamadan önce ölçüp tartabileceğiz. Ona göre o rakibe böyle dalıp dalmayacağımızı belirleyebiliriz. Çok güzel bir özellik olmuş bence bu arkadaşlar. Efsane bir özellik. Artık herkes kostümünüzü, oyuncu profil resminizi, rozetinizi, şöhret seviyenizi, ustalık seviyenizi ve unvanınızı görebilecek diyor arkadaşlar. Bu konuyu ayrıca değineceğiz dediler sonrasında ve arkadaşlar ve şöyle bir şey var, bunu da kimse anlamamış arkadaşlar, ben anlatayım sizlere. Gösterenliğin çoğunu özelleştirebilir, savaşçı başına özelleştirme seçebilir veya herkese aynı diye yapabilirsin diyor. Yani arkadaşlar mesela atıyorum ben Piper'la oynadığımda şeyi seçtim. Her Piper'la oynadığımda Piper profil simgesi gözüksün. Ve ünvan olarak da atıyorum işte Piper'ın ünvanı gözüksün diye seçtim atıyorum. Bunu her karaktere göre tek tek seçebiliyoruz. Atıyorum ben Leon'la oynadığımda sadece Leon'la oynadığımda her zaman Leon'un profil simgesi gözüksün ve işte Leon'un ünvanı gözüksün diye seçebiliyorum arkadaşlar. Veya tüm karakterlere aynı profil simgesini veya aynı ünvanları da yerleştirebiliyoruz arkadaşlar uğraşmak istemeyenler için. Ben derseniz ki hiç uğraşamam ayrı ayrı karakterlere koymaya. O zaman tüm karakterler için aynı profil simgesi falan seçebiliyorsunuz arkadaşlar ama ayrı ayrı karakterleri de seçebiliyorsunuz dediğim gibi. Bunda kimse anlamam. Yani çok kişi anlamamış kimse demeyeyim de bunu da anlatmış oldum sizlere. Bütün maçlarda da aynı seçenekleri kullanabilirsiniz veya arkadaşlar dediğim gibi kendiniz özelleştirebilirsiniz. Katılan savaşçılar hızlıca göz atabileceğiz. Bazıları profil sayfamıza gözükecek zaten arkadaşlar ve özelleştirilebilecek. Önceden gelen bilgilerimiz artık burada. O DP seviye yol arkadaşlar küçük bir şekilde sağ üstte gözükecek artık. İskelenin altındaki pis bataklıkta kim yaşar diyor Paula. Sünger Pop Karışot mu diyor Deli. Hayır diyor Willow. Bu güncellemeyle gelecek olan ikinci karakterimiz arkadaşlar Willow. Mortis'e aşık olan bir zombi diyebileceğiniz bir karakter. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Poco ve Emzi'ye böyle bir gösteri gibi yapıyor. Sonra Poco ve Emzi'nin kafasına böyle bir balık maskesi gibi bir şey geçiriyor. Sonrasında arkadaşlar gülüyor böyle Willow. İnsanları kandıran bir karakter Willow. Öyle tanıtılmıştı. Sonrasında yine Poco gitarını çalıyor. Emzi de elinde spreyini atıyor falan. Fark ettiyseniz arkadaşlar bu balık kafaları o Brawl Talk'un linkine yönlendirilen sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğrafta bir böyle kuyruk gibi bir şey vardı. Oymuş arkadaşlar o da. Willow insanları sevdikleri şeylerle kandırıyor. Düşmanlara fenerlerini fırlatıyor arkadaşlar. Willow Barley gibi atıcı böyle arkadaşlar. Yukarıdan fırlatıyor fenerlerini şöyle gördüğünüz gibi yeşil bir şekilde. Ama arkadaşlar aynı zamanda Crow gibi de zehirliyor. Bunlar 570-570 zehirliyor gördüğünüz gibi maksimum seviyede. Vurduğu hedefleri zaman içinde hasar veriyor. Barley gibi ateş ediyor. Crow gibi de zehirliyor diyelim. Havadan ateş ediyor. Fenerlerini atıyor ve maksimum seviyesi 570-570. 3 kere zehirliyor arkadaşlar rakibini bir vuruşunda. Çok güzel bir karakter. Ve bunun da ultisi inanılmaz bambaşka bir yetenek arkadaşlar. Bambaşka bir mekanik. Pardon yetenek ne alaka. Bir larva fırlatıyor arkadaşlar ve düşmanı zihnine ele geçiriyor. Ve arkadaşlar düşmanı hareket ettirebiliyorsunuz. Normal saldırısına basabiliyorsunuz ama arkadaşlar ultisini, aksesuarını falan kullanamıyorsunuz. Sadece hareket ettirebiliyorsunuz düşmanı kısa bir süreliğine ve normal atışını ateş edebiliyorsunuz arkadaşlar. Düşmanın zihnini kısa bir süreliğine ele geçiriyorsunuz ama arkadaşlar düşmanı öldüremiyorsunuz zihnini ele geçirerek. Yani canı azaldığında düşman kendine geliyor arkadaşlar. Mantıklı olmuş yoksa çok çok OP, çok çok güçlü, yenilmez bir karakter olurdu Willow. Böyle daha mantıklı olmuş.
Source arkadaşlar bunu dikkatli kullanmamız lazım. Atıyorum bu hesap buradaki grifi arkadaşlar diyelim Willow şey yaptı. Zin'in ele geçirdi. Ultisini kullandı. Grifi burada onlara saldırıyor. Mesela elmasları çalacak diyeyim. Alıp bambaşka saçma sapan bir köşeye götürebilir grifi. Ama dediğim gibi öldüremiyor bunu yaptığında. Bir canı azalınca karakterler kurtuluyor bu zihin kontrolüne. Ve zihin kontrolü biliyorsunuz Star Park'ta yapılan bir şey. Bu da Willow'un bir Star Park'la ilgili bir detayın olduğunun da bir kanıtı. Süperlerini ve aksesuarlarını kullanamıyoruz. Zihnini kontrol ettiğimiz zaman sadece hareket ettirebiliyoruz ve normal atışını yapabiliyoruz. Willow için de Nisan başında 29 Temmuz'da bir kostüm gelecek. Semender Willow kostümü gelecek. Bu arada gizemli bir karakter Willow. Bazıları bunu gözden kaçırmış. Willow gizemli bir karakter arkadaşlar. Unutmayın Willow gelir gelmez onu stadyumdan açmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz artık stadyumdan karakter açıyoruz. Ve son olarak geldik ustalık sistemine arkadaşlar. Ustalık sisteminde Clash Royale'de de var zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Her karakterin kendine özel bir ustalığı var. Ve arkadaşlar ustalıklarda arkadaşlar şey yapacağız böyle. Her karakterin ustalığında ödül alacağız. Mesela bakın Willow'un ustalığında mesela öncelikle Bronz 1'de diyelim 1000 altın. İşte Bronz 2'de 150 güç puanı. Bronz 3'te 100 kredi. Böyle böyle ilerledikçe ödüller alacağız arkadaşlar ustalıkta. Ve her savaşçının bir ustalık yolu var arkadaşlar. Oyundaki şu an bu güncellemeyle gelecek iki savaşımızla beraber 66 karakter olacak oyunda. Yani 66 karakterin 66'sının da kendine özel bir ustalık yolu var arkadaşlar. Ve bu ustalık yolunda dediğim gibi bir sürü ödüller alıyoruz. İlerlemek oldukça basit arkadaşlar. Yaklaşık 48 saatte bir savaşçının ustalık yolunu fullleyebiliyoruz arkadaşlar. Yani 2 gün oynayarak. En yüksek seviye sanırım burada altın 3 bu arada arkadaşlar ustalıkta şu anlık. Öyle gözüküyor yani. Ve arkadaşlar kupanız ne kadar fazlaysa o kadar daha fazla puan kazanacaksınız. Çünkü kupanız ne kadar fazlaysa o kadar zor rakipler geliyor karşınıza. Karakterinizin kupasına ve toplam kupanıza göre daha fazla arkadaşlar. Eğer toplam kupanız ve oynadığınız karakterin kupası daha fazlaysa daha fazla ustalık puanı kazanacaksınız. Ama oynadığınız karakterin kupası falan bayağı düşükse diyelim 10 kupaysa daha az bir ustalık puanı kazanacaksınız. Sistem bu şekilde ilerleyecek. Bunları zaten anlattım. Ve arkadaşlar son olarak da unvanlar var. Burada arkadaşlar karakterin ustalığını maksimum seviyeye getirdiğimizde yani bitirdiğimizde her karakter özel bir unvan alıyoruz. Ve arkadaşlar bu unvanı istediğimiz karakterde kullanabiliyoruz. Yani El Primo'nun unvanını diye sadece El Primo'da değil tüm karakterlerde kullanabiliyoruz. Bu unvanlar dediğim gibi karakterlerin ustalık yolunu bitirince açılıyor unvanlar. Ve arkadaşlar yıkılmaz duvarlar geri dönüyor oyuna arkadaşlar. Güzel olmuş bu çünkü broklar falan tüm duvarları kırıyorlardı. Ve arkadaşlar Paskalya'ya özel hesaplaşmaya yeni bir mod gelecekmiş. Paskalya 21 Mart'ta oluyor sanırım Paskalya arkadaşlar. Yumurta toplayıp her bir yumurta için hediyeler kazanacağız. Bu da çok güzel. Bu da gözlerden kaçmış. Her topladığımız yumurta için hediyeler kazanacağız arkadaşlar. Ve ustalaşmak istediğiniz savaşçı yorumlara yazın demişler. Ben tabii ki Leon'da öncelikle ustalaşacağım. Zaten ustayım Leon'da 30 rütbe yapmıştım. Ve arkadaşlar dediğim gibi Ali Cat Bull kostümünü de Supercell partnerleri çekilişte veriyor. Evet arkadaşlar Brawl Talk'ta %99 fark etmediğiniz detaylar videosunun sonuna geldik. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 20.300 abone olduk olacağız. Son 5 abone falan kaldı. 21.000 25.000 öyle gideceğiz inşallah. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Brawl Talk'ta fark etmediğiniz detayları gösterdim sizlere. Bay bay.